Adam diyecektim, şimdi titreden dolaşıyorsun. Yazık olmasın. Ya bunu yapan arttırmak için uğraşıyoruz. Çünkü dokunmuyor. Kişinin eline 500 lira geçerse dokunur mu? Onun için bir numarası bu halı. Bak, şu dediğimiz halı 6 metrekare. Aşağı yukarı 30 yıllık falan bir halıdır. Yeni de bir halı değil. Biz diyor ki evlenmek üzere yaptığı ürüne farklı bir anlam yüklüyor. Sonra kadın olduğundan sonra ürün farklı oluyor. Yani kız o atın üzerindeki o süsünü yapma. Ben bir halıya baktığım zaman hangi kırda dokunduğunu %100 bilirim. Ama aynı hayır bir evde olduğunu %50 bilirim. Yani ya kılıç kalkan tabii farklı. O müziksiz, dünyanın tek müziksiz folkloru kılıç kalkan biliyorsun. Ama mesela Kafkas oyunlarında falan bir model tat, yani. Aynı model, bir ceket diyorsunuz. Adam bir ceket çıkarmış, kaç yıldan beri giyiyoruz işte. Yani o gibi merhaba, hoş geldiniz. Bence gezip de ortada kesebiliriz ya da lazım yapabiliriz. Bence anla, Bursa Büyükşehir Belediye'mizin ev sahiplerinde marka değeri olan Yağcı Bilir Halkları sergisinin açılışına hoş geldiniz. Değerlerini insanlığın ortak kullanımına sunarak dünyanın yarınlarına katkıda bulunan, bu çalışmalarıyla da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne adını yazdıran bir şehir Bursa. Bursa Osmanlı'yı kuran şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti, ilk 6 padişahı bağrında barındıran, onlarca evliyaya ev sahipliği yapan şehir Bursa. Yine kısa bir süre önce Türkiye'den sadece Bursa kabul edildi biliyorsunuz. Zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO yaratıcı şehirler ağına da kabul edilen bir şehir Bursa. Tabii böylelikle Bursa ipeğini ve İznik çinesini biz çok daha geniş kitlelere taşımak, evrensel değer haline getirmek adına da çalışmalar yapacağız. Bursa olarak bu konuda ciddi bir birikimimiz var. Sadece Bursa'ya özgü ev sanatlarının değil, ülkemizin tüm şehirlerinde yaşatılmaya çalışılan, unutulmaya üst değerlerinin yaşatılması için de destekler veriyoruz. Bugün bu sergide bunlardan bir tanesi. Ben öncelikle Sındırlı Belediye Başkanımıza, değerli arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Şehrinin, daha doğrusu ülkemizin güzel bir değerini burada Bursalı hemşehrilerimizle sergi süresince buluşturacak. Bir ürün böyle marka olur, böyle bütün ülke tarafından tanınır. Yağcı Bedir halıları önemli kültürel değere sahip motifler olan, sade renkleriyle öne çıkan bir halı türü. Tabii bu sergide yer alan halılar bizlere tarihi çok eski yıllara dayanan hikayeler anlatıyor aslında. Sındırgı Belediye Başkanımız az önce dediğim gibi Ekrem Yavaş'ın da gayretleriyle coğrafi işaret de aldı bu. Nihayetinde bunun korunarak geleceğe aktarılması noktasında inşallah bu sergide bir altyapı teşkil ederse ne mutlu bizlere diyoruz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden 3000 yıllık bir tarihi olan Yağcı Bedir, yani Osmanlı'ya, Selçuklu'ya vergisini yay yaparak veren beyliğin adıdır aslında. Yaycı Bey'den geliyor. Ve bu 3000 yıllık tarih bir coğrafi işaretle taşlandı. Coğrafi işareti de Sındırgı'ya, Sındırgı Belediyesi'ne ait olan bu halının Bursa'da da, Bursalılarla buluşması üzerine bir sergi düzenledik. Bu sebeple de sağ olsun Alnur Başkanımız bize fırsat verdi. Hem Sındırgı'nın, hem Yağcı'nın, hem Balıkesir'in tanıtımını yapmış oluyoruz. İşte medeniyetimizin bu çok önemli değerlerine sahip çıkmak çok önemli bir özellik. Evet, yollar, izler hepsini yapıyoruz ama hikayeyi, sanatı ve bu tür güzellikleri geleceğe taşımak hepimizin çok önemli bir yanı olduğunu düşünüyorum. Eylül ayında da bir festival yapıyor. Yağcı Bedir Halı Kültür ve Sanat Festivali adı altında. Artık ilçemizde de kültür ve sanatı geleceğe taşıyabilmek için kooperatiflerle, kadın kooperatifleriyle bunu ancak dokutabiliyoruz. Ve İnanın şu anda Türkiye'de hali hazırda tek dokunan halı Yağcı Bedir halısı. Yoksa her bir yerde, Türklerin olduğu yerde kilim, halı gibi çok güzel bir ürünler vardı. Ama son yıllardaki o naylona, petrol atığı ürünlere maalesef teslim oldu. Biz teslim olmamak için gayret ediyoruz. Belediye olarak destek veriyoruz.
kadınlarımız da bizim bu verdiğimiz destekle beraber bir de Büyükşehir, Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz de hediye olarak bunları başkalarına takdim edince ne kadar kıymetli o kadar insanlardan rağbet görüyor. Allah size razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Ya Allah, bismillah. El eğirme iplerden olanları da var. Dokuyorlar, ipini hazırlıyor, boyasını yapıyor. Ve bizler de şu anda burada bir atölye de kurduk. O atölye de devam ediyor. Ama amacımız aslında sadakatle dokunmasını sağlayabilmek. Neyse, bu kalitede en pahalılardan birisi yardımımız. Sebebi ise sağ olsun Yücel Başkan da bu konuda çok destek veriyor. Biz de marka değerini yükseltmek için uğraşıyoruz. Şimdiki halılar çoğunluğu makina da eğriliyor. Ve bazılarına kimyasal karışım yapılan bir halı. Yani o aslında sadakatle hala devam eden bir yapı. Bunlarda buluyoruz böyle bunları. Çok orijinal, çok farklı bir halı bu da yani. Şunun yumuşaklığını görüyor musunuz? İşte ilk yapılışta serttir halı, zamanla güzelleşir, böyle yumuşar. Bir de tabii ki ana işlerden birisi bu parlaklığı. Yani gün nasıl geçtikçe parlak. Yeni bir halı gibi duruyor bu ya. Tabii ki işte. Güzelliği orada. Yani iyi bir halı zamanla daha da iyileşir. Kaç yıllık var halı? En eski mesela halı? 3000 yıllıktır. Allah Allah. Oradan bir hazırlık halısı, dünyanın en eski halısı. 1949 yılında Tibet yaylası. Bakın şuradaki kenar bordüründe hilal de var, haç da var. Hepsini evet. Buraya koymuş. Yani barışı sembolize eden bir şey yapmış yıllar önce bak. Köylü kadın aslında profesör mü desen, ordinör mü desen, nereden biliyorsun bu şifreleri? İnanın altın oranlar var ya bu mimardaki. Ben bunu 12. sınıf lise kitaplarına bunu açıkladım. Mesela diyelim ki sizde de vardır belki. Kişi evlendiği zaman mezarın yanından veya derenin yanından giderken elma atarlar. Gelin. Gelin arabası geçerken. Elmanın işte o bereketinden kaynaklanan sebeple birisi günahlarınla beraber bu çayla gibi tertemiz ol git. Birisi de almasından kıza mesela Arnavutların oyunlarında falan mesela böyle şeyler var. Ya bir hikayeyi anlatıyor, bir kültürü yani anlatıyor. Yani. Bilirsiniz ya. Tarih binada bizim şey var ya. Ben burada zannediyorum. İyi akşamlar. Tamam.